Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız, dostlarımız golba.com ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkıları, destekleriyle hazırlanan bir maç günü videosuna da hoş geldiniz. Fener'in maçı var. Hiç lafı uzatmayacağım. İçinizden geçen hissi, skor tahminini lütfen yazın arkadaşlar. Fenerbahçe, T. Konyaspor. Spor. Tim Osan Konya Spor sanırım. Yok yok, Tüm Osan Konya Spor. Tamam. En azından Konya'yı tutturmuşuz. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ben size hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Fenerbahçe Obradovic geç, geçti. EuroLeague 20. haftasında Fenerbahçe Beko Partizan'ı 91-76 mağlup etti. Disko, disco Disco Partizan'ı oldu ve Obradovic yönetimdeki Partizan'ı geçmeyi başardık. 11'de 10 oldu sanırım. Jasikevic'le Fenerbahçe serüveni. Aynı zamanda Fenerbahçe transfer haberlerine de geçelim. Ryan Kent'e Suudi Arabistan'dan talip var arkadaşlar Suudi Arabistan ekibinden Al İttifak Fenerbahçe firması giyen Ryan Kent'i transfer listesine ekledi Sürpriz bir iddia İngiliz basında yer alıyor bu haber arkadaşlar e, Kent'i transfer listesine eklediğini söylüyor Şimdi Al İttifak'ta şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, Al İttifak'ın teknik direktörü Steven Gerrard Glasgow Rangers'ta birlikte çalışmışlar Ya böyle bir şey olsa inanın yanık kremi satışları patlar. Bak sağda, solda, markette, bakkalda her yerde yanık kremi satışları görürsünüz. Aklınıza hayalinize gelmeyecek kişiler yanık kremi kullanır. Hadi inşallah canım ya. Bu arada aklıma gelmişken Mustavo Enrique diye bizim bir eleman vardı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum hocam onun ta... Hayır hayır küfür etmeyin. Siz iyisiniz. Biz bunları konuştuk. Gustavo Henrique dünyanın en iyi savunmacısıdır. Aksini iddia eden futboldan anlamıyordur. Arkadaşlar. Gustavo Henrique şu anda Corinthians'ın transfer gündeminde yer alan bir futbolcu. Bu bir. Ancak Bon bonservisiyle transfer edilecek. Miş. Ancak 21 milyon Euro'cuk bizim direkt yani ister 1,5'a satasın, ister 1,250'ye satılsın. 1 milyon Euro'cuk direkt bizim kasaya gelecek. O yüzden Gustavo Henriken'in Corinthians serüveninde kendisine başarılar diyorum. Corinthians da ağzının tadını biliyormuş ha. Futbolcular anlıyorlarmış. Hocam ne güzel özet anlatıyorsun. Keşke bütün haberleri böyle anlatan 2 saat bizi yormasan. Olur mu? O zaman kim izleyecek? Kim tıklayacak? Kim reklamlara bakacak? Kim beğeni yorum atacak? Neyse ben işin şakasındayım arkadaşlar. Elimden geldiğince ben de kısa video çekmeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. Çağlar Söyüncü. Dün canlı yayında konuşacaktık. Konuşamadık. Bu arada canlı yayına katılan. Ya bak katıldığınız anda beğeni atıyorsunuz ya. Arkadaşlar birçok kişiye bildirim gitmiyor. Ya ben kötü niyetle yazmıyorum ya da kötü niyetle söylemiyorum size bildirim gitmiyor. Youtube'un bir saçmalığı diyelim. Siz beğeni attıkça, siz yorum attıkça bildirim gidiyor. Bakın Kırmızı takımla mavi takımı karıştıran insanlar gibi olmayın. Lütfen. Mesela bu videoda beğeni atabilirsiniz. Arkadaşlar Jose Mourinho'nun takımı Roma Çağlar soyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ben size bunu daha önce de söyledim. A plus bir takıma gitmek istiyor Çağlar. Dimarz haberine göre bakın haberin kaynağı Dimar diyor. Roma kiralık olarak katmak istiyor. Arkadaşlar bendeki bilgiye göre Porto da çok ciddi bir şekilde istiyor ve Porto gerçekten çok ciddi şekilde istiyor. Hani satın alma opsiyonu kiralık olarak istiyor. Hani size göre bana göre ölmüş bitmiş çağlar. bitmiş oğlum. Bundan bir şey olmaz bir cacık olmaz. Size bana göre öyle. Ama piyasası var. Ben şimdi var ya müthiş bir umut beslemeye başladım biliyor musunuz? Cengiz Ünler'e de bu adamlar bu yaklaşımda bakıyorsa. Bu arada Cengiz Ünder demişken bugün çok merak ediyorum. Gerçekten bak. Arkadaşlar yani ben ilk 11 duyumunu bilsem de söylemem. Açık söyleyeyim yani arada sırada nadiren söylerim. Kimse beklemiyor diye. Bugün Cengiz Ünder'in ilk 11'de olması, olmaması diyeyim daha doğrusu. Yani sürpriz olur. Gerçi Batu Şua'yı Kayseri'de 3 gol birden attı. Sonra gitti Galatasaray derbisinde 2 dakika mı ne oynadı. Yani o da ayrı bir olaydı. Şimdi Premier Lig'den 20 milyon euro falan diyor. Ben size şunu söyleyeyim. Uzun lafın kısası. Kağıların yolu Türkiye'ye düşmeyecek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de beklemeyin. Şimdi yazarlardan Fenerbahçe yorumları var. Şimdi Fenerbahçe 5-1 yendi ama İstanbul Sporu. Bugün de inşallah Konyaspor'u Sporu farklı bir şekilde geçer. Şimdi çok 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 şey konuşuldu. Ya yani ben hepsini dile getirip tekrar tekrar konuşmak istemiyorum. Ama iki süper yıldızın toparlanması şart. Kim? Edin Ceko ve Dusan Tatiç. Taraftarın da bunlardan beklentisi çok yüksek. Ha Fred dönünce hocam otomatik düzelirler diyorsun. Ya düzelmez derse? Ya Fred dönünce hiçbir etkisi olmazsa? Tamam biz seviyoruz. Bak ben Tadiç'i çok seviyorum. Beğeniyorum. Hocam gece hayatı varmış. Hocam alkole düşkünmüş. Hocam kumara düşkünmüş. Hocam putperestmiş. Lan sizde ne abi? Bana sahada yaptığı önemli. Ha sahadakini etkiliyorsa o zaman ben de kısarım. Şimdi Fenerbahçe için olumlu sinyaller vardı. İstanbul Spor'da tam 16 şut çekmişti. Ben bugün en çok bunu merak ediyorum. Nasıl bir savunma hattı çıkacak? Nasıl bir savunma düzeni? Bakın hayaller ama hayatlar Serdar Aziz Osterwald'e. Nasıl oluyor hocam ya? Bana bunu izah edebilir misin? Bunu kimse izah edemez. Bunu dünyanın en iyi profesyonu getir yine izah edemez. Bunun adı Fenerbahçe şansı. Bu başka bir şey. Bu tarifle kesinlikle edilemez. Düşünsene ya. Şunlara niyetleniyorsun. Ve ikisi kadronda. Üçüncüsü belki bugün kapı gelecek. Ama gel gör ki hayatlar, hayaller, hayatlar. Ama ben yine söylüyorum. Bak. Ben Ali Koç'un ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar sözünü e, maçtan sonra bana hatırlatır mısın, Hocam sen o sözle ilgili birkaç kelam edecektin diye hatırlatır mısınız? Ben bu, cümle, yani bu e, açıklamayla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum ama maçtan sonra edeceğim. Hakkınızı helal edin. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekora doymuyor diye bir haber. Ben bu tip haberleri sezon içerisinde hani siz diyorsunuz ya Hocam şu anda maçlar oynanıyor transfer konuşmanın zamanı değil. Ne zaman konuşalım mesela? 8 Mart Mart'ta mı? 7 Şubat'ta mı? 30 Şubat'ta mı konuşalım? Ha, evet 30 Şubat'ta konuşalım kanalına kimse abone olmasın herkes kaçsın. Hayır. Transfer dönemindeyiz. <laughs> 11'inde başlıyor. Hoca olmuş transfer dönemini bilmiyor. Transfer dönemindeyiz arkadaşlar. O 11 Ocak'ta başlayan transfer tescil dönemi. Bugün futbolcu getirip başlatabilirsin. Bence geç bile kaldık. Harbi söylüyorum geç kaldık. Gerçekten söylüyorum. Bence geç kaldık. Çoktan futbolcu getirmemiz lazımdı. Ve ama ben olacağına inanıyorum. Getireceğimize de inanıyorum. Bu düşünce içerisindeyim. Şimdi İsmail Kartal. Fenerbahçe'de 3. dönemi. 30 maçta 2.57'lik puan ortalaması yakalamış. Ve bu sezonki performans da Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör arasında zirveye çıkmış. Yani İstanbul Spor'un 5 bir mağlup edilmesi. inşallah bugün Konya Spor'da yenersek daha da olacak. Son deplas son 5 deplasma maçını ikinci dönemde 9 dış saha mücadelesini kaybetmemiş. 3. dönemde deplasmanda yenilmemiş deplasmanda e, toplam 23 dış saha maçını kaybetmeyerek bir rekora daha imza atmış. 2014-15 falan diye. Şimdi gözü 103 gollük rekorda diyor. Arkadaşlar Fenerbahçe ne zaman iyi gitse bir el freni oluyor. Bazen e, yeni başkan seçimi. Bazen transfer. Bazen başka bir şey. Yapmayın etmeyin. Bak bugün 3 isim geri dönüyor. Fenerbahçe'de bugün Konyaspor'a ağırlayacak olan Fenerbahçe'de bugün 3 isim geri dönüyor. Kim abi bunlar? Bu arada 4 isim de forma giyemeyecek. Onu da belirteyim. Tüm olsan Konya Sporu Fenerbahçe konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak müsabakayı. Hakem Galatasaray'da Kadir Sağlam yönetecek. İnşallah yönetir. İnşallah kimsenin bedduasını almaz. Kimseden küfür yemez. Bak hata herkes içindir. Hata insanlar içindir. Beşer şaşar. Biz buna amenna deriz. Ama kasıt sadece namussuz insanlar içindir. Kasıtlı bir şekilde hata yapıyorsan bu namussuzluktur. Bunu hayatın her alanda yaparsın. Ha çocuk istismarcıları. Ha din istismarcıları. Ha Atatürk istismarcıları. Ha başka bir şey istismarcılar. Yani bir şeyleri kullanıp insanlara zarar verenlerin hepsi bilerek bilinçli olarak kasti yapıyorlardır. çok nadir bilmeyerek yapanlar vardır. Allah onlara da doğru yolu göstersin. Şimdi 47 puanla lider olarak maça çıkıyoruz. Yine 50 puana çıkıp liderliğimizi sürdürmenin peşindeyiz. Ee, Cezalılar geri dönüyor arkadaşlar. İrfancan Kahveci cezalıydı 1. Fred cezalıydı 2. Mert Hakan yandaş cezalıydı 3. Diyeceksiniz kocam Mert Hakan yandaşı FETÖ'cü şöyle böyle falan saçmalamayın lan. Tamam kırmızı yedi ben sizden daha tepkiliyim. Onu bir belirteyim. Ben sizden daha tepkiliyim. Bugün Mert Hakan'ın sözleşmesini fesh dese yemin ediyorum gram üzülmem. Gram üzülmem. Ben sizden daha tepkiliyim. Onu belirteyim. O Galatasaray maçında Fred olsaydı biz o maçı kazandırdık. Kazanamazdık. O hakem kesinlikle kazandırtmazdı. Her atak başlangıcında bu kadar kesilmez bir oyun. Ama yine de bahanelerin arkasına sığınmayalım. Ya yani saçma sapan bir futbol izledik, saçma sapan bir oyun izledik. Neyse. Ben o maça ilişkin de bazı düşünceler içerisindeyim ama neyse maç sonundaki yayında belki konuşuruz. Şimdi 3 futbolcu var. Bu bunlar İsmail Kartal görev verirse oynayabilecek. 4 futbolcumuz katı olarak, kesin olarak forma giyecek. Beko Zayt, bunlar yoklar. Afrika Uluslar Kupası'nda Ciko ve Osayi bulunduğu için bunlar da yer alamayacaklar. Zorunlu bir rotasyon var savunmada. Bekao Osayi Ciko yok. Mecbur İsmail Kartal Mert Müldür, Serdar Aziz, Oster, Volde üçlüsünü yine oynatacak gibi duruyor. Ferdi Kadoğlu zaten banko isim. Bakalım ne olacak? Gözler edinceko da 13 gole yükseltti gol sayısını. Galatasaray'ın golcüsü biliyorsunuz Icardi sakat ama tatilde ee, onu geride bırakmış oldu. Bu araları iyi değerlendirmesi lazım. Evimizdeki maçlarda bol gollü galibiyetler yani elinden geleni yapması da lazım. Forma gidi son 4 lig maçının 3'ünde gol sevinci yaşamış. İsmail Kartal'ın en önemli silahı Cengiz Ünder. İlk 11'e çok yakın İrfan Can kahveci nasıl olacak? Bırakın İsmail Kartal düşünsün. Ben mesela İsmail Kartal'ın yerinde olsam tadiçi keserim. Bıçakla mı hocam? Yok parmağımla keserim. Manyak mısın oğlum? Kadrodan keserim. Ya Ben olsam oynatmam. Gerçekten diyorum bak. Bak abi. Şimdi ben İsmail Kartal'a da kızdım. Beni biliyorsunuz. Ben eğriye eğri doğruya doğru derim. Öyle hani bir tarafı kollayın. Bir tarafı e, görmezden geleyim. Asla. İsmail Kartal da suçlu. En az İsmail Kartal da suçlu. Abi 5 bir öndesin. Dakika 46. Çıkart Tadic'i. Çıkart Ceko'yu. Al Joshua King'ini. Al Batu yine Ha Batshuayi konusunda bir takımla anlaşmış olsak. Adamlar dese ki verin bizim forvetimizi dese. Biz de desek ki ya yeni forvet alana kadar gönderemeyiz. Biz az bizde kalsın dese. Onlar dese ki elinden geldiğince oynatma o zaman dese. Amenna. Ama e, bu cümlem boş bir cümle değil. Bu cümlenin içi çok dolu bir cümle. Onu belirteyim. Umarım anladınız. Arkadaşlar bugün 45. kez karşı karşıya geleceğiz. 44 maçta Fenerbahçe'nin bariz üstünlüğü var. 33 galibiyet, 3 beraberlik ee, falan diye geçiyor. Ben bunları çok şey yapmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin bugün kazanması lazım. Aynı zamanda Galatasaray'ın da kaybetmesi lazım. Bülent Uygun'un Galatasaray maçı için büyük iddiası diyor. Şimdi Sivas Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun Galatasaray maç öncesinde açıklamalarda bulunmuş. Ee, Sivas Şehit Adeleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri antrenmanı ziyaret ederek başarılar dilemiş. Allah yar ve yardımcın olsun Sivas Çünkü hakemler karşı tarafa destekliyor. İnşallah Allah hem Fenerbahçe'den hem sizden yan olur. yani yardımcımız olsun. o manada diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sonra beni şirkle falan suçlamayın. Taraftarların kalan kombineleri alıp stadyumda yerine almalarını istiyoruz falan diyor. Eksiklerimiz var ne olursa olsun biz Sivas Geçen seneki Galatasaray maçı Galatasaray maçı Sivas'ın ayrı bir önem taşıyor. Geçen sene futbol tarihine geçen offside'ımsı bir gol hikayesi var. Maça ayrı bir duyguyla mı çıkılacak şeklinde bir soru gelmiş. Hatalara bakarak, hatalarla beslenmeyi sevmem ama ülkemizdeki yıllardan beri proje söyleyen, proje anlatan, olması gereken anlatan, yapılması gerekeni anlatan bir insanım. Kimilerinin bir şekilde hoşuna gitmiyor. Çünkü doğruları söylemek mi hoşuna gitmiyor ya da bizim söylediklerimiz mi hoşuna gitmiyor, bunu da bilmiyorum. Futbolun içinde kalalım diyor. Hakemler, futbolcular, antrenörler bu işin baş mimarlarıdır. Eee ama aynı hatayı yıllardan beri yapmak ve ortaya koymaktan yorulmayan bir sistem var. Bu sistemi kim yapıyor bilmiyorum. Kim nasıl dizayn ediyor onu da bilmiyorum. O zamanlar bir hata olmuştur. Kişiler hata yapar. Kurumların bir suçu olmaz. Hakem kardeşimizin Türkiye'de profesyonel olmasını sağlayan antrenör benim. Onların profesyonel olup bugün 150 bin lira maaş almasını sağlayan teknik direktör benim. Niye onlar daha iyi yönetilsin, iyi analiz yapsın? Gerçekten hakim gibi maça hakim olsunlar, adaletli olsunlar. Gördüğünü çalıp kimseye ezdirmeden doğru maç yönetsinler diye. Onu mücadele etsinler. Hani onu e, mücadele etsinler diye alıyorlar. Ben Türk futbolunun iyiliğini gençlerimizin geleceği için mücadele etmeye devam edeceğim. Maçımızı her rakip bizim için çok önemli. Her rakip birbirinden daha zor. Eksiklerimizi hissettirmeden sağda kendi adımıza çıkıp kazanmak adına her şeyimizi vereceğiz diyor. Zorbay Küçük hakkında açıklama yapmış. Zorba küçüktür mide olan yok. Adil, hakkaniyetli, gördüğünü çalan, cesur, delikanlı hakem istiyoruz. Tüm Türkiye bunu istiyor. Gördüğünü verecek hakimsiniz. Sonucunda Sivas Spor'un hakkında kimseye zaten yedirme yönetimimiz. Biz de sahada kimsenin hakkını yemesini istemiyoruz. Çıkacağız futbolarına güzellikler yapacağız. Korkaklar asla kazanamaz falan diyor. Allah'ın izniyle Galatasaray'ı sırayı e, puansız göndereceğiz. Hadi inşallah bakalım. İngilizler duyurdu. Fenerbahçe kiralamak için görüşüyor. Arkadaşlar dünden beri bana bu çok geliyor bu soru. Antonio Martial. Şimdi bakın. Martial ismi e, ben çok enteresan duyumlar gördüm. İnanılmaz duyumlar gördüm. İnanılmaz şeylere şahit oldum. Tanık oldum. Ben de hayretler içerisindeyim. Ancak gördüklerimden ziyade ben bir şeyi belirteyim. Arkadaşlar bugün diyelim ki Fenerbahçe Martial'i alacak. Almaz diye bir şey söylemiyorum. Alamaz demiyorum. Böyle bir iddiam yok. Ancak kimin yerini alacak? Ne şartlarda alacak? Bakın. Kiralamak için görüşüyor diyor. Sky Sports'ta yalanan habere göre Art yani kiralamak için görüşüyor. 15 milyon euro transfer market verisi var. 2015 yılından bu yana bir de 2021 2022 sezonu ikinci yarısında seviyeye ya kiralanmış. Manchester United'da 317 maça çıkmış. 90 gol 55 asistlik performans. Bu sezon 19 resmi maç 2 gol 2 asist. Arkadaşlar bendeki bir duyum var. 9 milyon euro opsiyonla kiralık teklifi diye. Ben bu duyumu mantığıma anlatamadım. Size hiç anlatamam. Ben bu duyuma inanmıyorum. Ancak ben şuna inanıyorum. Martial kötü bir forvet değil. Fakat Fenerbahçe'nin aradığı forvet mi? İşte bu düşündürücü. Niye düşündürücü biliyor musun? Önünde bir isim var Edin Dzeko diye. Bakın 60 milyon euro vermişler. Şu olmuş bu olmuş. Hiçbir önemi yok. 629 dakika oynamış bu arada. Yani 7 maça çıkmış olsa. 7 kere 90 630. Birine bir nevi 7 maç sayın. 2 gol 2 asist. Ben şunu söyleyeyim. Batshuayi'yi belli bir miktar parayla göndersin. 3, 5, 7, 8, 6 neyse işte. O paranın yarısıyla Martial'i alsan çok ama çok büyük kar elde edersin. Not. Şu aynı. Fenerbahçe'de yıllık ücreti 3 milyon euro. Oldu ya. Mart yerine de 3 milyon euro verdim. Yine kar. Futbolun beşiğinde bir isim. Ya futbolun beşiğinde göbeğinde bir isim. Ee, milli takımda Fransa milli takımda 30 maça çıkmış 2 golü olan bir isim. Şu an var ya bak Fenerbahçe'de birçok takımın gözü var. Birçok takım Fenerbahçe'yi gerçekten ciddi manada takip ediyor. Ve futbolcular da bunun farkında. Ama Arçel Fenerbahçe'ye gelse, kendine gelse, kendini geliştirse, bir şeyler yapsa, etse emin olun o milli takıma tekrar seçilir. Yazında Euro 2024'te yer alır. Fenerbahçe çalışıyor, çabalıyor ama ben bilmiyorum. Leonardo Bonucci Fenerbahçe'de Fabrizio Romano Haziran 2024'e kadar geçerli bir sözleşme ile Fenerbahçe'ye katılacak. Ve bugün İstanbul'a geleceğini söylüyor arkadaşlar. Ee, uçak bilgisinde söylüyor Fabrizio Romano. Ben dün canlı yayında gerekeni söyledim arkadaşlar. Bugün aynı zamanda Oda TV'nin haberi şu. Külliye geri adım atmadı. Mehmet Büyükekşi bugünden için istifa edecek. Spor yorumcusu Erman Toroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa et talebinin Bakar Osman Aşkın Bakı'nı TFF ilettiği de ancak Büyük ekşili de sizin demenizden istifa etmem dediğini öne sürmüş. Yani Cumhurbaşkanı Spor Bakanı'na diyor ki git Büyük Ekşi'ye de ki istifa et. O da demiş ki sizin demenizden istifa etmem. Hani sadece istifa etmek istemiyor anlaşılan Silivri dolaylarında yazlık da istiyor arkadaşımız. Bir şey soracağım. Hani ağır bir cümle kurmak istiyorum ama bana yakışmaz. Daha ne olmasını bekliyor mesela Mehmet Büyük ekşi. Hani uzaylılar gökten inip hakeme falan mı yapacaklar? Hani ne yapma? Ne bekliyor yani? Lan hakem dövülmüş. Ya bak arkadaşlar. Yıllardır maç izlerim. Siz de izlersiniz. Burada ekran başında hakeme çok sövmüşlüğümüz de vardır. Hatta daha da abartıp hani dahasını da yapmışlığımız vardır. Ama bizden daha beter fanatik olan insanların sahaya inip hakem dövdüğüne şahit oldunuz mu? Olduk hocam Trabzon'da oldu. İşte şeyi dövdüler. Volkan Bayarslan'ı dövdüler. İyi, dö iyi dövmemiştir. Volkan Bayarslan hala Galatasaray'ın borusunu çalma peşinde. Ben söyle ben bak şunu şunu da belirteyim. Taraftar bu kadar galeyana gelip sahaya inip hakem dövecek seviyeye geliyorsa o hakem de masum değildir şimdi. Bana da kimse masum diye anlatmasın. Orada binlerce insan var. He, yani hep bir şeye denk gelir. Türkiye'ye denk gelir. İstanbulspor sahadan çekildi. Ha, bize 5-1 yenildi. Maçtan sonra çıkıp hakem. Hakemin yüzünden yenildik. Hakem yüzünden. Hakem. Fener'in penaltısını verdi. Hakem dedi mi? Demedi. Çünkü adam biliyor Fenerbahçe. Kütürük eriği gibi top oynadı. Cengiz inanılmaz goller attı. Anladınız demek istediğimi? Ben şunu söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi devam ederse artık hakemimi bıçaklarlar. Ayağını mı koparırlar? Kafasını mı koparırlar? Bu, 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 şekilde bunu istiyor. Bu adam, adam da demeyin. Bu şahıs, bu şey, e, federasyon başkanı. Adam demek hakaretmiş bu arada bilginiz olsun. Bu adam dediğin zaman hani sıradan birisinden bahsediyormuş gibi olmuş. Hakaret olmuş. Adam demeyeceksiniz o yüzden. ya ee, yani Mehmet Büyükekşi Galatasaray şampiyon olsun diye bir düzen kurmuş. Bir düzenek kurmuş. Gitmeden de son kıyamı yapayım diyor zorbayla. İnşallah bir takımı bilerek şampiyon yapmak isteyen bütün hakemleri Allah belasını bu işten el çektirerek versin. Ne kimsenin hakkını yesinler ne günah girsinler ne çoğu çocuğuna haram yedirsinler. Bak Feneri, Galatasaray, Beşiktaş'ı, Trabzon'u fark etmez. Herhangi bir takımı bilinçli olarak kollayan bir hakem varsa Allah belasını hakemlikten alarak versin. Bir daha da hakemlik yapamazsın. Buna herhalde Galatasaray taraftarı da amin diyecektir. Çünkü Galatasaray taraftarına göre hakemlerin hepsi Fenerbahçeli. 10 yıldır da Fenerbahçe aralıksız şampiyon. Öyle bir hayal güçleri var. Bir de mesela ma üsttekilere, kırmızı takım alttakilere mavi takım diyor Max GS. Halbuki renkler çok belli. Bir de şu oluşmasın diye çok uğraşıyorlar da. Bakacağız. Kurun işlerine ilgili dün canlı yayında konuşacaktım ama maalesef arkadaşlar bana bir nefes aldırmıyorsunuz ki bana bir izin vermiyorsunuz. Bak ben size kurun işle ilgili bir şey söyleyeyim. Kurun iç için biz 3 milyon euro dedik. Kabul ediyorsanız dedin etmiyorsanız bekleriz dedik. Bekliyoruz. Eninde sonunda kabul edecekler. Eninde sonunda edecekler. Hocam Milan'dan Galatasaray'ın arası iyi. Onlar bize kıçıklık olsun diye yaptırmazlar. İstediğini yapsınlar. Ha şunu da söyleyeyim. Ee, Premier Lig'de bazı isimler var. Onlara da bakın. Yani bakabilirsiniz her türlü isme şey yapabilirsiniz. Ben şunu da belirteyim. Arkadaşlar Stefan Savic Fenerbahçe'ye dün akşam saatlerinde gece saatlerinde maaş konusunda indirim yapabileceğini söylemiş. Volkan Demir de bu duyumu girmiş. Ama Fenerbahçe now now demiş. Çok düşük bir ihtimal ikinci stoper ihtimali vardı. Ben ikinci stoperi söyleyeyim. Bir Türk stoper daha gelecek. Fenerbahçe'ye bak. Gelebilir demiyorum. Gelecek diyorum. Çünkü bana gelen bilgi şu şekildeydi. Fenerbahçe Samet Akaydın'ı satarsa ya da gönderirse kesinlikle bir Türk stoper gelecek diye. Yani Türk stoperden yani Yusuf Çiçek var, Serdar Aziz var falan diyorum. <laughs> Yok bir Türk stoper gündemde diyorlar. Kimi kastettiklerini ben de bilmiyorum. Ama bana söylenen bu arkadaşlar. Ben de size bilgisini vermiş olayım. Uzun uzun diye konuştuk. Maç günü kapı. <laughs> hani Martiyan mı olur şey mi olur? Hocam peki sana bir şey soralım. Sor. Kurun içinin gönlüne hani yatıyor mu? Ya da aklına mantığına yatıyor mu? Arkadaşlar bak. Size bütün samimiyetimle söyleyeyim. Çok gezen ayağına bir şey bulaşır derler. Bizim buralarda. Fenerbahçe'de çok gezen değil ama çok konuştuğu her transferde ayağına mutlaka bir şey bulaştı. Bak uzun süre konuşup edip de aldığımız ben son dönemde bir tek kenti biliyorum. Yani uzun süre konuşuldu edildi aldı. Hatta bakın Nisan ayında falan ben bunun kapını verdim. Faydası oldu mu yararı oldu mu bence olmadı. Bak, en uzun süre konuşulan alınan isim. Hatta ben kentten sonra dedim ki ulan dedim Fenerbahçe talihi dönüyor herhalde uzun süre konuştuk diye. Ben kurun işten bir hayır geleceğini zannetmiyorum. Ama yapısal olarak Fred'i yedekleyebilecek bir isim. Onu da söyleyeyim. Amenna. Bak şimdi benim aklıma bir sürü futbolcu geliyor. Mesela parti Fenerbahçe partiyi almaya çalışıyordu. Parti Fenerbahçe'de olmaz. Olmaz çünkü yabancı kuralı var. Diyelim ki ikinci devre yabancı kuralı serbest bırakıldı. İstediğin kadar oynatabilirsin. Bu kimin menfaatine biliyor musun? Bu Fenerbahçe'nin menfaatine. İkinci dönem istediğin kadar yabancı oynatabilirsin ya. Ferdi'nin İsmail'in istediği kadar kafası karışsın dersin. Satarım sezon sonunda dersin. Ama yine de Ferdi'yi falan oynatırsın. Bak eğer ikinci yarı yabancı tamamen serbest olsun. Emin olun. Siz Fenerbahçe adına söylüyorum. Emin olun. Çok daha can yakıcı bir takım olursun. Osterwolde'yi at sol beke. İnanın o sahayı oynatmasın. Sağ bekle Ferdi'yi oynatırsın. Stoperi e giriz oynat yabancı. Livakovic'in falan var. Orta sahada. Mesela Jorginho düşünüldü. Jorginho Fred Şimanski. Rakibin ya yani öttürürsün rakibi. Yine de buna rağmen iki tane Türk'ün oynar. Ben yani İrfancan, Cengiz falan perde oynar bak düşün böyle bir takımsın. Yabancı kural da sana yarıyor, Türk kural da sana yarıyor. Maç günü e, olaylarda da böyle arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey var gibiydi. Ben Martiyan hissi olarak geleceğine bilmiyorum ısındım ama olur mu olmaz mı bir şey diye, de, diyemem yani bir şey diyemem. Onu da belirteyim. Ama başka Konya Spor maçında Fenerbahçe maçında başladı. Bonucci olacak gibi. Bakalım. Kurunic. Kurunic olmasa da başka bir isim olur. Hani Jorginho falan olur. Denenebilir yani. Ama parti sakatlıktan dönmüşken Jorginho'yu Arsenal'e satacağını da zannetmiyorum. Keşke satacak olsa. Ee, ama değil. Savic de kendine iyi baksın. Kentin de yolu açık olsun. Çağlar'ın da yolu açık olsun. Benim aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Maç Ölü canlı yayınında saat 19'da. Görüşmek üzere. 19.07'de de belki kap veririm size. Görüşmek üzere.